Herkese merhaba, ben Berire. Jüpiter'in yüzeyine basarsanız neler olur? İlk olarak sihirli bir şekilde yok edilemez bir uzay giysisi giyiyor olmalısınız. Düştüğünüzde neler olacağını bilmek için Jüpiter'in yüzeyi ifadesinin gerçekte ne anlama geldiğini anlamamız lazım. Jüpiter dünyadaki gibi sert, kayalık bir yüzeye sahip değildir. Ve bir gaz devi olduğu için Jüpiter'in yüzeyine basmak ifadesi tam anlamıyla mümkün olmayacaktır. Yani ayaklarını basman için sert, katı bir yüzeyi yoktur. Zaten bildiğiniz gibi Jüpiter Güneş sistemimizdeki en büyük gezegendir. Aslında o kadar büyüktür ki kendi içine 1300 dünya sığabilir. Güneş sistemimizin Güneş'ten sonra en büyük üyesi olmasının yanı sıra aynı zamanda bir gaz devi, yani Güneş gibi sadece hidrojen ve helyum gazlarından oluşur. Gezegende gördüğümüz çizgilerin aslında hepsi Jüpiter'in atmosferinin bir parçası olan kırmızı, sarı, kahverengi ve beyaz bulutlardır. Jüpiter'in yüzeyi ifadesini kullansak da ilginç bir şekilde Jüpiter gerçekten bir yüzeye sahip değil. En azından gezegenimizdeki gibi değil. Birisi bir gezegenin yüzeyine atıfta bulunduğunda kayalık, sağlam bir zemin görüntüsü oluşturma eğilimindeyiz. Ancak Dünya'nın aksine Jüpiter'in sert ve katı bir yüzeyi yoktur. O gezegen şeklinde bir araya getirilmiş büyük bir gaz yığınıdır. Ve Dünya atmosferine benzer şekilde Jüpiter'in atmosferinde bulunan gazların bir tabanı veya bir tepesi vardır. Katmanlar siz gezegenden uzaklaştıkça incelir. Ta ki atmosferin bir noktada gezegenler arası boşlukla bir hale geldiği yere kadar. Öyleyse Jüpiter'in görünür atmosferinin dışında bir yerden düştüğünüzü varsayalım. Belirli bir seviyenin yaklaşık 300 bin kilometre yakınına geldiğinizde radyasyon zehirlenmesinden ölürsünüz. Ancak yok edilemez bir uzay giysisine sahip olduğunuz için aslında ölmezsiniz. Bunun yerine atmosferin üst katmanlarında hızlanmaya başlar ve gök taşları gibi dünyanın yüzeyini etkilemeden önce yanarsınız. Bir şekilde gezegenin üst atmosferinin ortasına düşmüş olsaydınız bile sürekli olarak amonyak bulutlarının içine düşecektiniz. Neyse ki atmosferin en yoğun kısmını çoktan geçmiş olduğunuz için düşüş sizi o noktada yakmaz. Birkaç dakika sonra yine de düşüyor olacaksınız. Ancak bu sefer basıncın 2 bar olduğu bir alandan. Burada amonyak buzu, amonyum sülfür ve amonyum hidrosülfürden oluşan çeşitli bulut türlerinden geçersiniz. Bu bulutlar düzenli bulutlardan çok da farklı değildir. Renkleri kahverengidir ve derine gittikçe daha da kahverengileşir. Düşmeye devam ederken atmosferik basınç artmaya devam edecek, ortam sıcaklığı da oldukça düşük olacaktır. Su buzu bulutlarının arasından geçerken etrafınızdaki her şey kararmaya başlar. Birkaç dakika sonra tamamen karanlıkta 100 dereceden yüksek sıcaklıklar yaşarsınız. Siz derine indikçe sıcaklık da artacaktır. Gezegenin iç bölgelerine ulaştığınızda basınç ve yoğunluk o kadar yüksek olur ki bunların birleşik etkisi alçalma hızınızı mutlak bir minimuma getirir. Bu, hidrojen gazını sıvı formuna dönüştüren aşırı yüksek basınç sayesinde devasa bir sıvı metalik hidrojen okyanusunu bulacağınız seviyedir. Jüpiter, Güneş sistemimizdeki en hızlı dönme hızına sahip ve dönerken dönen sıvı metal okyanusu, Güneş sistemimizdeki en güçlü manyetik alanı oluşturur. Son olarak basıncın 2 milyon bar mertebesinde olduğu seviyede ve Güneş'te olduğu kadar yüksek bir sıcaklığa ulaştığınızda inişiniz biterdi. Uzay bilimcileri, Jüpiter'in sıcak, kayalık bir çekirdeğe sahip olup olmadığını veya sadece gaz olup olmadığını bilmiyorlar. Bu nedenle herhangi bir kişinin Jüpiter'in herhangi bir yüzeyine ayak basması esasen imkansızdır.